Seninle anlaştığımız fiyattan Ebru Hanım'dan satın alabilirsin tarlayı. Hatta bir şey söyleyeyim sana? Şu anda durumu çok sıkışık. 500'e bile fit olur ha. Kendal ağa, çocuk oyuncağı mı bu? Önce ben sana satacağım diyorsun. Sonra kadı çıkıyor meydana. Arıyorsun, ihraca da verdiğim fıstıkları çekerim elinden diyorsun. Şimdi ayağına çağırmışsın, kadından al diyorsun. Olacak iş mi bu? Ya canım, aramızda bir anlaşmazlık oluydu ama hallettik. Mesela kapandı yani. İstersen gidip tapuda hemen halledebiliriz işleri. Mümkünatı yok. Hemen parayı başka yere yatırdım. Nereye? Salça fabrikasına ortak oldum. Hayırlı olsun. En iyisi ben kalkayım. Tamam. Haydi. Ha. Hayırlı günler. Eyvallah. Ağam hayırdır? Ne diyor Mahmut? Tarlayı almayıp... Ağam vur de vurayım. Öldür de öldüreyim. Saçma sapan konuşma lan. Kusura bakma ağam, gene yanlış ettik. Peki şimdi ne yapacaksın ağam? Eski konağı otele çevirmek isteyen adamlara satacağım. Başka çarem de yok. İstediğim parayı vermediler ama ne yapayım? Onların teklifini kabul edeceğim mecburen. Ağam, kiminin parası, kiminin duası? Git lan. Git, bana bir çay söyle haydi. Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım Recep abi? Günaydın Recep. Ha, günaydın komutan. Hayırdır, sabah sabah çok dalgınsın. Yo, pek uyuyamadım da. Baran bendeydi akşam. Üzülüyorum o delikanlıya. Belli etmemeye çalışıyor ama babasının ölümü onu çok sarstı. Öyle öyle. Toparlanması için zaman lazım. Allah kimseye göstermesin. Gelişme var mı? Yok. Dosya hala açık. Ya cesedini bulacağız ya da ortaya bir tanık çıkacak. Tanık olsa şimdiye kadar çoktan çıkardı değil mi? Orası belli olmaz be Recep. Bazen uzun zaman sonra ortaya çıkarlar. Yani bunca zaman niye sustun demezler mi adama? Derler tabii. Tanık olup gizlemek de bir suçtur. Öyle mi? Neyse, ben geç kalıyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol komutan sana. Ne bu surat? Bir derdin mi var Sibel Hanım? Siz beni ne sandınız da gece vakti kapıma dayanıyorsunuz? Muhtaçlığımdan yararlanıp yeğeninizi getirdiniz ama bu bir daha olmaz demiştim size. Ya sen beni yanlış anladın. Ben sadece bir arkadaş gibi biraz dertleşip bir kahveni içeyim dediydim. Ne arkadaşı Kendal ağa? Siz beni çocuk mu sandınız? Ya şimdi ne dedik ki? Afiyet olsun. Günaydın. Bugün bir değişiklik yapıp ilk derse yetişeyim mi dedin yoksa? Senin canın mı sıkkın? Yok bir şey. Derse girecek misiniz? Gireceğim tabii. Hadi gel asalım dersi. Şaşırdın mı sen? Sen gir o zaman, ben gelmiyorum. Baran, devamsızlığın çok. Sınıfta kalacaksın bak. Umurumda değil. Amcamla kurulu düzenim var benim. Tabii ya. Sen kendine değil de amcanın malına güven zaten. Senden hiçbir şey olmaz. Emine Atmaca. Mehmet Akif Turgut. Burada. Baran Şan verdi. Baran Şan verdi. Buradayım hocam. Emre Başkara. Burada. Tuğçe Aygün.